Ekonomist Profesör Doktor Gökhan Çapoğlu bizlerle birlikte. Sayın Çapoğlu, hoş geldiniz Sözcü ekranlarına, merhaba. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Nasıl buldunuz bu harcamaları ve günlük harcanan asgari ücreti? Her şeyi programa bakışı için teşekkür ederim. Çok güzel verdiniz. İlk önce bakanın bu enerji fiyatlarındaki düzenlemesini verdiniz. Arkasından nasıl Türkiye'nin peşkeş çekildiğini, neden fiyatlarının artışının şeyini verdiniz. Gerekçesini ortaya koydunuz. Şimdi tabii şuna dikkat çekmek gerekir. Bazı seyircilerimiz dikkat etmiş olmayabilir. Bunlar günlük harcama. Yani bu 15 milyon TL 2022'nin günlük harcaması, 26 milyon TL 2023'ün günlük harcaması. Yani bunlar yıllık harcama falan değil. Yani normalde hepimizin aklını aşan bir durum. Yani bir cumhurbaşkanı günde nasıl 26 milyon lira harcar? Ya yani veya bu yıl büyük bir ihtimalle o 40 milyon TL'ye yaklaştı ve biliyorsunuz ödenekleri bitti, yeni ödenekler alacaklar. Öbür tarafta biraz daha önce birden sonraydı galiba programınızda Türkiye'nin içine düştüğünü durumu, yani Cumhuriyet tarihinde hiç böyle olmamıştı. Okullarımızda, ilkokullarımızda, ortaokullarımızda hijyen yok, temizlik yapılmıyor. Yani İnanılmaz ya, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde biz devlet okullarda temizliği sağlayamıyor, hijyeni sağlayamıyor. Yani bunun arkasında ne yatıyor tabii? 22 senedir bu ülke yağmalanıyor. İsraf ve yolsuzluk öyle boyutlara ulaştı ki artık deniz bitti. Şimdi Enerji Bakanı da aklınca bir plan sunuyor. Yani ben enerji fiyatları, elektrik fiyatlarını arttıracağım. Ona bir gerekçe bulmaya çalışıyor. Onun açık Türkçesi bu. Geçenlerde belki siz de vermişsiniz. Yani ben yeni öğrendim, onu bilmiyordum. Hep izliyorum bu yolsuzlukları da. Ya AKP'li, eski AKP'li milletvekili Vahit Kiler 2019 yılında İstanbul'daki AVM'sine borçları karşılığında, Halk Bankası'na olan borçları karşılığında 100 milyar dolara satmış. Şimdi hikayenin ilk kısmı bu. 2 sene sonra fiyatlar yükseldiğinde 48 milyon dolara geri almış. Bakın, borcu var, 100 milyon dolara devrediyor, satıyor Halk Bankası'na. 2 sene sonra onun yarı fiyatından daha az alıyor. Yani israfın ve yolsuzluğun boyutuna bakın. Halk Bankası'nın görevi nedir? Halk Bankası'nın görevi esnafa ucuz kredi sağlamak. AVM inşaatları için AKP milletvekillerine ucuz kredi vermek ve israfa yol açmak değil. Veya bugünlerde tartışılan bir konu, belki onu da gündeme getirmişsinizdir, bilemiyorum. Mobil telefon ücretlerini Türk Telekom %300 arttırdı. Evet. %300 arttırdı. 500 liradan başlayan tarifelerle 25 megabit için. Bakın, size çok açık olarak söyleyeyim. Neden oldu bu? Çünkü Türk Telekom 2000'lerin başında AKP iktidara geldikten sonra eski Lübnan Başbakanı Hariri'ye satıldı. Hariri'nin işletmesi devredildi 6,5 milyar dolara. Hariri bu 6,5 milyar doları ödemedi. Türk Telekom'un içini boşalttı. 20 milyar dolar. O 6,5 milyarı ödemek için de ilk önce Türk bankalarından borç almıştı. Onu bankalara alın dedi. Türk Telekom da sizi olsun. 20 milyar dolar alıp gitti. Yani şimdi içinde bulunduğumuz duruma bakın. Ondan dolayıdır. Yani Hariri bizi soyduğu için. Tabii Hariri'ye kimler sattı? Neden sattı? Arada kimler kazandı? Belki hatırlayacaksınız, belki hatırlamayacaksınız. Bir %10 pay vardı. Bay %10 diye adlandırılıyordu. Yani gelmek istediğim nokta, o kadar fazla örnek var ki bu ülkenin nasıl yağmalandığını gösteren örnekler. O zaman ne oluyor? İşte sizin verdiğiniz rakamlar ortaya çıkıyor.
yoksulluk sınırı 4 kişilik aile için yaklaşık 64 bin lirayken asgari ücret 17 bin lira. Asgari ücret nedir? Ortalama ücret haline gelmiş bir ücrettir Türkiye'de. Yani Avrupa ülkelerine baktığınızda ücretlerin %4'ü 5'i kadar asgari ücret. En fazla %10'u asgari ücrettir. Türkiye'de ortalama ücret asgari ücrettir. Bir de 16 milyon emekli var. Bunların aldığı ortalama ücrette yaklaşık 15 bin lira. Yani şimdi böyle bir Türkiye'de yaşanırken işte şimdi gösterdiğiniz şatafatı istiyoruz. Utanarak istiyoruz. Yani bunun övülecek bir tarafı yok. Deniz bitti artık. Onu yaşıyoruz efendim. Evet ve tabii Sayın Şimşek'in de Hazine ve Maliye Bakanı'nın da geride bıraktığımız günlerde yaptığı bir açıklama vardı. Vergilendirilmeyen alanlardan vergi almayı hedefliyoruz. Kripto varlıkları vergi kapsamına alacağız. Ayrıca belki bir sonraki pakette borsa kazançlarının vergilendirilmesini çalışıyoruz. Hiçbir alan kayıt dışı kalmayacak. Bütün kazançlar makul düzeyde vergilendirilecek. Vergilendirilmemiş alan kalmayacak dedi. Bir kez daha Sayın Şimşek yeni dönem başlamadan hemen önce. Şimdi efendim çok güzel anlatıyorsunuz, heyecanlı anlatıyorsunuz. Heyecanlı da dinliyorum. Devam edin lütfen ama bunun arkası yok. Neden? Çünkü Türkiye'nin her şeyden önce nereden buldun sorusunu sorması gerekiyor insanlara. Bakın ne oluyor? İşte geçtiğimiz günlerden gene insanların aklında kaldığı için o bu örnekleri, canlı örnekler. Dilan, Engin Polat çifti serbest bırakıldı. Yüz milyonlarca kara para vardı. Akladıkları iddia ediliyordu savcılık raporlarında. Serbest bırakıldı. Şimdi nereden buldun, kimi rahatsız eder? Üç kesimi rahatsız eder. Rüşvet alan kesimi, yasa dışı bahis oynayanları, uyuşturucuları ve kara borsacıları. Peki rüşvet kim alıyor rüşveti? Rüşveti üç kesim alıyor Türkiye'de açık olarak. Bir, siyasiler alıyor. İki, bürokratlar alıyor. Üç, yargı alıyor. Şimdi hocam yargı dediniz olur mu diyeceksiniz. Hayır efendim ben bunu demiyorum. İki sene önce Anadolu Yakası Cumhuriyet Başsavcısı rüşvetin tarifesini açıkladı. Yani yurt dışı yasağının kalkması için, şeyin kalkması için, adli kontrolün kalkması için tarifelerin hepsini tek tek açıkladı. Türkiye uyuşturucu baronlarının ülkesi oldu. Polisler tutukluyorlar, hapishaneye koyuyorlar. İlk yargılamada dışarı çıkıyorlar. Ondan sonra bak, oyuna bakın. Savcı tekrar tutuklama istiyor. Tamam diyor mahkeme, siz haklıymışsınız. Bir daha tutuklayalım bunları. Edebi adamlar kaçmış oluyorlar. Böyle bir Türkiye'de. Şimdi nereden buldun sorusunu sorabiliyor mu bu iktidar? Mehmet Şimşek soramıyorlar. Nereden buldun sorusunu sorduğunuz zaman inanılmaz bir kaynak girişi olacak Türkiye. Veya geçtiğimiz günlerde bir takım sponsor olduğu için, takıma sponsor olduğu için gündeme geldi. Yasa dışı bahis. Ben 30 milyar dolar biliyordum yıllık. 50 ile 100 milyar dolar arasında değişen bir miktardaymış. Bu para yurt dışına gidiyor ve yasa dışı, kayıt dışı bir paradan bakıyoruz. Siz vatandaşın 3-5 lirasıyla ekmeğiyle oynarken öbür tarafta işte bu uyuşturucu kaçakçılarını, yasa dışı bahisi, kara borsayı görmüyorlar. Ve ondan sonra da diyorlar ki şeye paramız yok, okulları temizlemeye para yok. Ama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Amerika'da villa almasına, villalar almasına hatta para var. Cidde'de lüks cibi olmasına para var. Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Evet, evet maalesef. Ve son olarak size şunu da sormak isterim Sayın Çapoğlu. Biz bir faiz haftasını geride bıraktık. Bir kez daha pas geçtik faizi. Bu pas serisi ne kadar böyle devam edecek? Reuters anketine katılan bazı ekonomistler var. İşte Ekim, Kasım ya da Aralık diyenler var. Veya işte 2025 döneminde düşüş başlayacak. Öncesinde bir düşüş başlarsa biz başladığımız noktaya döneriz şeklinde bir görüş de hakim. Siz hangi görüştesiniz? Ben ikinci görüşteyim. Çünkü şöyle söyleyeyim. Faizleri neden yükselttiler bunlar? Merkez Bankası rezervleri tam takırdı. Bakın öyle bir tam takırdı ki şeyden önce, Mart seçimlerinden önce swap hariç -65 milyar dolar civarındaydı.
seçimlerden sonra biliyorsunuz Mart ayında çok sürpriz bir şekilde faizleri %50'ye çıkarttılar. Ağustos başında bu 28,5 milyar dolara kadar swap hariç artı 28,5 milyar dolara kadar çıktı. Yani Türkiye'ye 95 milyar dolar civarında bir para girişi oldu. Nasıl oldu bu giriş? İşte yabancı sermaye, sıcak para dediğimiz olay ve Türkiye'de yerleşikler olsun, Türkiye'den tahvil alanlar olsun paralarını yüksek faize yatırdılar. Şimdi itibariyle bakarsanız mesela şey açıkladı, geçen hafta itibariyle swap hariç rezervlerimiz 17.4 milyar dolar civarına düşmüş 28,5 milyar zirvesinden. Onun için Merkez Bankası temkinli davranıyor. Eğer faizleri erken düşürürse ve yurt dışı bu sıcak paracılar bunu biz kaybediyoruz çünkü ne olacak? Faiz düştüğü zaman para çekilmeye başlayacak. Türk lirası değer kaybedecek. Biz gene devalüasyon, enflasyon sarmalı içerisine gireceğiz. Bundan sadece zarar gören sabit gelirliler olacak. Yani asgari ücretler, emekli maaşı alanlar, çiftçi kesim olacak. Çünkü bu faiz olayı ekonomiyi de boğuyor, alım gücünü de azaltıyor. Onun için bir baskı var faizleri düşürelim diye. Ama izin verirseniz şunu hatırlatmak istiyorum. Efendim bu meşhur faiz sebep enflasyon sonuçtur şeyinin saçmalamasının 3. yıl dönümünü yaşıyoruz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı 2020... hala aynı görüşte olduğunu söylüyor biliyorsunuz. Ama bakın ama öyleyse düşürsün faizleri gene hatırlayacaksınız. Eylül 2021'de enflasyon yaklaşık %19'du. Faizler de politika faizleri de %19'du. Yani reel faiz sıfırdı. Ekonomi yani israf ve yolsuzluğu düşürerek ortadan kaldırarak enflasyonu düşürmek mümkündü. Verimli yatırımlara dönüştürerek. Tabii onların öyle bir şeyi yok. Çabası yok. Onların çabası yağmalama. Bugün geldiğimiz nokta ne? Bugün geldiğimiz nokta enflasyon ve faiz %51, %75'leri bulduktan sonra bu duruma geldi. Onu hatırlatmak istiyorum. Ha istediği gibi şey yapabilir ama bu toplumsal huzursuzluk çünkü çok ciddi ekonomik, toplumsal ve ahlaki çöküntü içerisindeyiz. Bu ne kadar daha gidebilir toplumsal patlama olmadan onu hep birlikte göreceğiz. Biz İsraf ve yolsuzluğu ortadan kaldırmadan, nereden buldun sorusunu vergi konusunda sormadan, hukukun üstünlüğünü getirmeden, siz başta verdiniz efendim Cumhurbaşkanı Amerika'ya gitmiş, yatırımcılarla görüşecekmiş. Ya, Türkiye'deki yatırımcı yatırım yapmıyor çünkü Türkiye'de hukuk yok. Kim rüşvet verirse o kazanıyor. Böyle bir ülkeye yatırımcı gelir mi? Ancak sıcak para gelir. O da yüksek, çok yüksek reel faiz verirseniz aylık dolar cinsinden %4 geldiği gibi gider ve çökersiniz. Bizim içinde bulunduğumuz durumun özeti budur İrem Hanım. Çok teşekkür ederim katılımınız için Sayın Çapoğlu. Güzel bir gün dilerim sizlere. Ben teşekkür ederim. Ben de size dilerim. İyi yayınlar da dilerim. Sağ olun. Efendim.